Evet sevgili dostlar, bir hiç yapmam hep yaparım da daha yine beraberiz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var, sevgili Hande Demirdere. Kendisi Pierre Fabre, Türkiye'nin genel müdürü. Hande Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bizim programımızın formatı itibariyle sizin hayat alışkanlıklarınız, sizi bugüne getiren yaşadıklarınız, öğrendikleriniz ve paylaşmak istediklerinizi konuşuyor olacağız bugün. Önce tabii çocuklukla başlıyoruz. Çocukluk çünkü bir sürü şeyin temelinin atıldığı zaman dilimi. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Çocukluğum herhalde en çok ders çalışarak geçti. Aslında dışarıdan ders çalıştığım gibi gözükerek geçti. Biraz evcimen birisiyim. Gezmeye gitmektense, çarşıya çıkmaktansa evde oturmak, bazen de iş yapmamak adına ders çalışıyorum diyordum başta. Sonra bu hani bir alışkanlığa döndü. Özellikle de televizyon karşısında sürekli bulmaca çözer gibi test çözerdim ve bundan da çok keyif alırdım. O yüzden hani beni aileme veya akrabalarıma sorsanız ders çalışmaktan başka bir şey yapmaz derler ama aslında ben o sırada televizyon da seyrediyordum aynı zamanda ama test de çözüyordum. Belki daha çocukluğumda bu vesileyle multitask olarak yaşamaya ve çalışmaya da alışmış olabilirim. Genelde hani aile içi, akrabalardan oluşan bir apartmanda hani zaman zaman ev buluşmalarının olduğu. Ama dediğim gibi ilk aklıma gelen televizyon karşısında test çözmek oluyor çocuklukla ilgili. Peki nerede büyüdünüz? İzmitliyim, İzmit Kocaeli'deyim. Orada büyüdük. Ailemde, akrabalarımızda hepsi oradalar, halen oradalar. Dediğim gibi bir akraba apartmanı her katta dayımlar, yengemler, teyzemler, yeğenlerimle, kuzenlerimle birlikte sokakta aslında apartmanın önündeki sokakta oyunlar oynayarak yakar topu, mendil kapmaca gibi oyunlar da oynayarak büyüdüm. Ama gene akrabalar içerisinde de herhalde gene en çok ders çalışan kişi bendim diye düşünüyorum orada. O zamanlardan diyorlar mıydı ya bu kız çok büyük işler başaracak, genel müdür olacak falan diyorlar mıydı? Hiç öyle demiyorlardı. Yani ders çalışmayı çok sevdiğimi biliyorlardı. Kardeşim genelde şey diyor, iş yapmamak için ders çalışıyor anne, ona da iş ver lütfen diye. Valla çok hoşlandığını söyleyemem kardeşimin o anlamda. Aile olarak böyle bir geleneğiniz var mıydı? Sık sık yaptığınız bir alışkanlığınız var mıydı? Şimdi yine aklıma ders çalışmak geldiği için. Böyle yani yazları yazdığımız vardı. Karım zaten halen var. Yazın oraya giderdik. Yazlıktaki arkadaşlarımla 3 ay geçirirdim. Kışında kışlığımızdaki yani İzmit'e gelir. Yine okul hayatı ve okuldaki arkadaşlarım. Aslında biraz rutindi öyle. Çok ailecek, gezen, tozan bir aile değildik. Yani hep aynı apartmanda akrabalarla olduğumuz için zaten kalabalıktık ve birbirimize yetiyorduk bir anlamda. Ama çocukluğumla ilgili hani hatırladığım ve bugünüme gelen alışkanlıklardan bir tanesi de böyle gizli gizli tüpte şokella yememiz. Çok severdik kız kardeşimle birlikte. Her zaman bir alışverişe gittiğimizde para üstünü tüpte şokella alarak değerlendirirdik. Ve hani o günden bugüne hani halen gelen, süre gelen alışkanlıklardan bir tanesi ne diye sorarsanız hani almost 50 yaşına geldim. Halen hemen hemen her gün bir tüpte şokelle yiyorum. Valla sağlıklı yaşam için çok tavsiye edilecek bir öneri değil ama yine de çok tatlıymış. Ben de severdim bu arada onu. Sonra üniversite çağlarınız nasıl gelişti? Tıp fakültesinde okudunuz değil mi Hacettepe'de? Evet. Aslında hani yine çok çalışkan, başarılı bir öğrenci olduğum için bursla dershaneye gidiyordum. İşte son 2 sene dershanedeyken dershane hocalarım o zamanın en yüksek puanları olan Boğaziçi Endüstri Mühendisliği'ne beni kanalize etmişlerdi. Yani 1,5 yıl hatta neredeyse 2 yıl Boğaziçi Endüstri Mühendisliği'ni nasıl kazanırım diye hazırlandım. Hatta kurs Boğaziçi'ne tur düzenlemişti. İşte Güney Kampüs, burada havuz var, burada kalırsınız. İşte sınav Haziran'daysa belki Mayıs ayındayken bana şöyle bir
Sonra geldim. Endüstri mühendisi ne yapar? Ben o işi yapmak istiyor muyum? Aslında ben hani hep doktor olmak istiyordum. Çocukluğumdan beri evcilik oynarken de hep doktorculuk oynardık. İnsanlara yardım etmek, iyileştirmek istiyordum. Niye? Yani evet, belki Boğaziçi süper bir üniversite, çok güzel bir üniversite ama ömür boyu yapacağım mesleği sadece üniversite için seçmeli miyim? Hani Boğaziçi'nin tıbbı olsa tabii ki çok iyi olurdu ama orada son ay bir karar verdim. Dedim ki ben doktor olmak istiyorum. O yüzden de sadece tıp fakültesi yazacağım ve tıp fakültesini sıraladığım zaman da birinci sırada Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi vardı. Akabinde diğerlerini sıraladım. Annem dahil, aslında kurstakiler dahil, pek çok kişi karşı çıktı. İşte çok yıpranacaksın, zor bir eğitim, sonrası ne olacak derken gerçekten orada tek başıma inat ettim ve ben tıp istiyorum dedim. Hiç Ankara'yı görmediğim halde, dediğim gibi en yüksek Hacettepe İngilizce tıp olduğu için onu yazdım ve ilk tercüme de girdim. Bu arada Boğaziçi Endüstri Mühendisi ile Hacettepe İngilizce tıp arasında yaklaşık 30-40 puan fark vardı. Tabii ki çok rahat tıbbı da kazanacağımı bildiğim için son bir ay herkes deliler gibi çalışırken son bir ay gezdim ve sınava da çok rahat girdim. Belki de o rahatlığımla çok yine güzel bir puanla ilk derecelere girerekten Hacettepe İngilizce tıbba girmiş oldum. Buradan şöyle bir alışkanlık çıktı herhalde. O zaman zamanında çalış, eğlenerek çalış, son dakikaya bırakma ve hani böylece stres yaşama gibi bir şey, durum olmuş galiba. Evet, aslında gerçekten stratejik çalışma, onu tıp fakültesindeki tecrübemden de bahsederim. Aslında çok çalışma değil, doğru zamanda doğru şekilde çalışma çok önemli. Sadece ders için değil, ben iş hayatında da çok çalışan çok başarılıdır diye asla düşünmem. Aksine kişilerin nefes alması, böyle iş hayat dengesine çok önem veririm çalıştığım her ortamda. Çünkü herkesin bir refresh olması ve ertesi güne daha enerjik başlaması lazım. O yüzden çok çalışma taraftarı değilim. Yani benim gene o çocuklukta söyledim, o bir anlamda keyifle test çözmek ve farklı şeylerden kaçmak. Yoksa hiçbir zaman tıp dahil çok çalışan bir öğrenci olmadım. Şu anda da çok çalışan bir çalışan değilim bence. Yani çok çalışmak değil de belki çok üretmek. Onun yerine belki onu koymamız lazım. Efektif, etkinlik. Evet, bunlar çok önemli. Peki tıp fakültesini bitirdiniz, uzmanlığı kazandınız. Hemen devamında mı oldu yoksa pratisyen olarak devam ettiniz mi bir süre? Şimdi tıp fakültesindeki çalışmam da çok ilginçti. Dediğim gibi çok çalışan birisi değildim aslında. Keyif alarak çalışandım aslında, burası kesin. Ki bir şey keyif alıyorsam daha sürdürülebilir yapıyordum. Yapıyorum da. Çok çalışan değilim derken, gerçekten tıp eğitimi bence en zor eğitim. Hacettepe İngilizce Tıp da öyle. Ama eğer siz böyle kalın kalın textbookların içerisinde kalıp sürekli onları öğrenmeye çalışıp onları okursanız nefes almadan çalışmanız lazım. Ben tıp hayatımda genelde çok iyi not tutan arkadaşlarımı buldum. Onların notlarını aldım. Onları ilk çalışmalarımda altını çizerek, yani üstünü fosforlu sarıyla çizerek çalıştım. Sonra sınav zamanı geldiğinde de o çizdiğim yerleri tekrar ettim. Ve en önemlisi de, hani ben ilk girdiğimde de hocalarımdan aldığımız bir geri bildirimdi, eski soruları çalışarak öğrendim. Yani eski sorunun aynısı çıkmıyor ama o soruları tekrar ederken o soruların cevapları aklınızda daha iyi kalıyor büyük textbookları okumaktansa. Dolayısıyla tıp eğitimim de böyle geçti. Şeyde, TUS'a hazırlanırken de aynı şekilde böyle geçti. O yüzden de çok çalışkan olmadığım için 65-70 ortalamayla bitirdim. 90-100 ortalamayla bitiren arkadaşlarım vardı. Fakat onlar TUS'u kazanamadılar. Ben TUS'a ilk girişimde ve ilk tercihimi kazandım. Ya bunun da temel sebebinin eski soruları çalışarak ve çok dağılmadan notlar üzerinden tekrar ederek olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani TUS'u kazanmak üniversite sınavında istediğiniz yeri kazanmaktan çok 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 daha zor, biliyorsunuz. Ama o zamanlar daha zordu çünkü üniversite tıp fakülteleri çok çok daha sınırlıydı. Mezuniyetimde de hani Ankara'da çok keyifli 6 yıl geçirmiş olmama rağmen ailem İzmitli olduğu için İstanbul'a gelmek istedim. Ve bir hekim olarak da her şeyden anlamak adına da dahiliyeyi tercih ettim. Çünkü işte göz hekimi sadece gözden anlıyor, kulak burun boğaz sadece kulak burun boğaz ama hani bir nefes darlığı, bir kalp çarpıntısı veya bir halsizlik olduğunda neler neler olabilir, o ayrıcı tanıyı en iyi yapabilmek adına birazcık da dahiliye hekimliğini tercih ettim. Sadece dahiliye yazdım TUS'ta ve gene ilk tercihim olan İstanbul Tıp Fakültesi, en yüksek dahiliye puanı oradaydı ve köklü bir fakülte olduğunu da biliyordum. Yani Çapa Tıp Fakültesi'nde dahiliye ihtisasımı bitir bitmez başladım.
Harika. Uzman hekim olarak da çalıştınız, değil mi? Yani aslında uzman hekim olmuyorsunuz, o sırada asistan oluyorsunuz. 4 yıllık uzmanlık hayatım, yani uzmanlık eğitimim sırasınca asistan olarak çalışıyorsunuz. Ama bir fiil, hani sadece hasta bakıyorsunuz, yani orada okul gibi değil, yani hasta bakarak aslında uzmanlığa doğru gidiyorsunuz. Poliklinikleri asistanlar yapıyor, servisteki hastaları asistanlar bakıyor, nöbetleri asistanlar kalıyor sadece. Dolayısıyla 4 yıl bir fiil İstanbul Tıp Fakültesi'nde hekimlik yaptım. Bir hekim olarak devam etmektense hani başka alanlara, başka sulara yelken açma fikri nasıl oluştu sizde? Ya aslında hep böyle ilk ne istediğimi bilerek ve genelde de hani ilk tercihine giren birisiydim üniversitede, uzmanlıkta ve burada da asistanlığım sırasında dışarıda da nöbet tuttum, devlet hastanesini, özel hastaneyi, muayene hekimliğini, akademisyenliği gözlemlediğimde beni mutlu olabileceğim kanalın akademisyenlik olduğunu gördüm. Hem bilimsel açıdan hem eğitmek, öğretmek ve çok farklı hastalar görebilmek kariyer açısından. Fakat mezun olduğum yıl herhangi bir kadro yoktu. Aslında İstanbul Tıp Fakültesi'nde uzman olarak kalmak çok isterdim ilk mezun olduğum yıl. Benden yıllar önce mezun olan çok başarılı gene asistanlarımız, yani uzman olmuş arkadaşlarım bile kadro olmadığı için beklemedeydiler. Yani benim önümde daha çok başarılı başka uzmanlar da vardı. Dolayısıyla da o süreçte tabii hekimlik yapıyorsunuz, poliklinik yapıyorsunuz, ilaç sektörüyle iletişimdesiniz. Sizi ziyaret eden mümessiller var. Madalyonun öbür tarafından onları izleyebiliyorsunuz. Ve bir tane sektörden bir mümessil arkadaş, işte bizim şirkette medikal müdür arayışımız var. Biliyoruz hani siz de uzman olacaksınız, kadroda yok. Bir denemek ister misiniz? Aslında sizin gibi birisi bizim firmamıza çok şey katabilir. 4 yıl hekimlik yaptınız, Hacettepe Çapa mezunsunuz gibi gibi. Beni böyle bir etkiledi. Ben de hani CV'mi gönderdim. Uzmanlığımı aldıktan sonra CV'mi gönderdim ve görüşmelere başladım o firmayla. Ve 22 yıldır ilaç sektöründeyim. Bir gün bile pişman olduğumu söyleyemeyeceğim. O yüzden hani kader bazen bir kapıyı kapatıyor, başka bir kapıyı açıyor. Aslında çok da ısrar etmemek ve belki yeni kapıyı, yeni fırsatı değerlendirmek iyi olabiliyor. Çünkü şu an hala ben Hacettepe ve Çapa'daki arkadaşlarımla WhatsApp gruplarında çok yakın iletişimdeyim. Yani bana da hepsini söyledi. İyi ki bu yola girmişsin şeklinde. Yani hiç pişman olmadım. Çok mutluyum bu kariyerimden. Peki o asistanlık döneminizde edindiğiniz bir alışkanlık var mı? Atıyorum çok erken saatte kalkardık, güne çabuk başlardık, tempolu yaşardık, işte insan hayatına sürekli dokunmanın getirdiği bir sürekli bir konsantre olma hali vardı. Neyse artık bilemiyorum. Oradan gelen bugünlere kadar sürdürdüğünüz bir sevdiğiniz bir alışkanlığınız ya da sevmediğiniz bir alışkanlığınız var mıdır? Ya, alışkanlık olarak aklıma gelen bir şey yok. Ben çünkü yani sürekli değişim içerisinde bir hayatım oldu ve ortam ne gerekiyorsa da adapte olduğum için hani alışkanlığım hep her zaman yaptığım bir şey spordur. Belki ona bir parantez açabiliriz. Öğrenciliğimde gerçekten o kadar yapamamışken aslında onu söyleyebiliriz. Asistanlığımda başladım spora. Bugün de halen her gün farklı şekillerde. İşte bosu yapıyorum bazen zumba, bazen pilates, bazen yoga, bazen tenis. Hep hayatımda spor var ama en azından mutlaka yürüyüş yapıyorum. İşte günde en az 10 bin adım atmaya çalışıyorum. Çünkü bunu sadece fit olmak, güzel olmak için değil, ruhumu beslediğini, beynimi rahatlattığını hissediyorum. Yani gerçekten ruh, beden ve beyin için en iyi ilacın spor yapmak olduğunu düşünüyorum, inanıyorum ve bunu da bütün arkadaşlarımla, ekibimle, kızımla paylaşıyorum ama kızımla biraz fazla diretiyorum. O da böyle ısrarla, inatla, biz de eşimle birlikte spor gerçekten çok seviyoruz. Yani hayatımızda her gün mutlaka en az 1 saat yürürüz. İkimiz de farklı sporlar yaparız. Ben şöyle yoga yapıyorum, ruhumu da biraz daha beslediği için.
Ama biz böyle çok sportman anne baba olunca biraz kızımıza ters tepki etti herhalde. O pek yapmak istemiyor. Hatta onu motive etmek için hadi gel beraber tenise gidelim diyorum. Tenise başlıyoruz, o bırakıyor. Ben sonra yıllarca tenise devam ediyorum. Onun sayesinde farklı hobilerim oldu. Şu an piyano çalıyorum. Onu gene bu konuyu motive etmek için. Ama bir şey de çok ısrar edince biraz ters teptiğini zaten kızımda da görmüş oldum. Artık akışına bırakıyorum. Kendi ne zaman isterse o zaman spor yapar ama spor alışkanlığım asistanlığımdan beri devam ediyor. Alışkanlık olmasa da aslında hayata bakış açımı çok değiştirdi asistanım. Belki hani güzel bir hikaye değil ama benim hayatımı ve belki de işte bugün doktorluk yapmamı etkileyen faktörlerden bir tanesi. Biraz aslında fazla empati yapıyorum. Yani empati benim en güçlü yönüm. Evet belki yöneticiyken çok işinize yarıyor empati yapmanız ama bir hekimken bu birazcık olumsuz da olabiliyor. Örneğin kan gazı alıyoruz hastanede. Hani pek çok arkadaşım kan gazı almak da normal kan almaktan çok daha ağrılı, acılı bir şey. Ve damarın attığını hissetmeniz lazım. Bir girişte hani almayı hissetmeniz lazım. Bazen o zaman asistanım da arkadaşlarım böyle hastaya o kan alana kadar kaç kere girdiğini. Ama ben mesela nabzı hissetmiyorsam ve bir kere de girip alamayacağımı hissetmiyorsam asla o hastaya acı çektirmemek için yapmıyordum. Bu sefer gidiyordum anesteziden birisini çağırıyordum. Hadi gelsen al. Ay bir kan gazı için mi çağırıyorsun kendin alsana gibi şeyler yaşadığımız oluyordu. Yani hastaların canı acımasın diye. Ama bir hekim için bu biraz yıpratıcıydı. Özellikle de İstanbul Tıp Fakültesi gibi en ağır hastaların yattığı bir yerde. O anlamda psikolojik olarak da yıprandım. Ve hani hiç unutamadığım benim hayata bakış açımı değiştiren olaylardan bir tanesi. Yaklaşık 3 yıl boyunca kan kanseriyle bir hastayı takip etmiştim. Geçirmediği komplikasyon kalmamıştı gibi işte ilaçların yan etkisi olsun, kan değerleri düştüğü için başına gelen her çeşit gözünde gözü kör oldu, bacağında nekroz oldu, yürüyemedi. O bu. Ama hayata inanılmaz bağlı birisiydi. Üstelik benle yaşıt birisiydi. 3 yaşında bir kızı vardı. O dönemde çok zorluklar atlattı ama her seferinde de yine güler yüzüyle devam edeceğim ve bu hastalığı yeneceğim diyerek ilerledi ve en son kemik nakli oldu ve hastalığı yendi. Taburcu oldu. Biz hatta hafta sonunda kutlayacaktık bu 3 yıllık serüveni. Biraz dediğim gibi fazla empati yaptım ve böyle arkadaş gibi de oldum o hastayla. Taburcu olduğu gün evine giderken karşıdan karşıya geçerken kırmızı ışıkta geçen bir araba çarptı ve öldü. Yani ben gerçekten kendime gelemedim. Yani hem onu kaybettiğimize, hem o 3 yıllık onun savaşına, hem yani yenmişti, remisyona girmişti, kurtulmuştu, normal bir hayatı olacaktı ve çok büyük yanlış yapan birisi onun hayatını elinden aldı. O zaman işte o günden beri kaderci oldum açıkçası. Yani bir şekilde alın yazısında yazılmışsa, belki hani zamanınız dolmuşsa, böyle oluyor. Yani hani bir hekim olarak bile müdahale edemiyorsunuz, dokunamıyorsunuz aslında. Sadece bir aracıyız gibi. Bir başka hikayemde yani bizim acilde nöbet tutarken kapımızdaki güvenlik görevlisi 32 yaşlarındaydı, çok gençti. Kalp krizi geçirdi ve pat diye hani tabii ki acile getirdiler. Genç yaşlarda kalp krizi çok daha öldürücüdür. Çünkü işte kalp o doğrultuda kolateraller geliştirilmemiştir. Yani ölüm oranı çok yüksek. Tabii acilde hepimiz tanıdığımız için de hocalarımız dahil hepimiz resütasyona başladık, kurtarmaya çalıştık. Ve bilirsiniz 30 dakika sonra hani beyine kan gitmezse zaten kişide beyin ölümü olacağı için 30. dakikada kalp geri dönmezse bırakılır. 30 dakika oldu ben yapıyorum resitasyonu. Bırakamıyorum çünkü tanıyorum. Abimiz devam ettim ve hani o sırada acildeki hocalarımız bile bırak Hande dediler. Bırakamadım. 42. dakikada döndü. Bakın dakikayı bile şimdi hatırlıyorum. 42. dakikada döndü ve sonra da yaşadı, taburcu oldu ve hani sonra onunla aramızda tabii ki ayrı bir bağ oldu. Gene onu düşünüyorum. Yani o da bir kader. Sonuçta biz rutine binip 30. dakikada bıraksaydık hani dönmeyecekti. Orada bir güç bana devam gücü verdi. Çünkü ben de 30. dakikada bıraktım. Çok bak oldu. Bırakmadım ama öyle oldu. O da unutamadığım anımlardan. Yani bu tarz yaşadığım şeyler, yani oradaki 4 yılda yaşadığım şeyler benim hayata bakış açıma bugüne gelmemde çok çok tabii ki anlamlı katkısı oldu.
Peki iş hayatınızı etkiledi mi? Sonra profesyonel yaşama geçtiniz. İnsana artık kalbine dokunacak kadar temas ettiniz asistanlıkta. Yani oradaki yaklaşımınızı nasıl etkiledi bu background? Aslında hani hekim olmak istememin de en önemli sebebi insanlara yardım etmekten inanılmaz keyif alıyorum. Yani birisini mutlu ediyorsam, birisinin hayatını kolaylaştırıyorsam, bu bazen belki işte hastalığını iyileştirmek olur. Bazen işinde bir kariyer yolu açmak olabilir. Mutlu, huzurlu bir ortamda çalışmasını, başarısının takdir edilmesini sağlamak olur. Aslında hekimliği bu nedenle seçtiğimi fark ettim ama hani o yaşadığım empati ve farklı nedenlerde sevindiğim kadar üzüldüğüm zamanlar oldu hekimlikte. Ama sektörde şu an hani başladığım günden beri yöneticiyim. İnsanlara dokundum. İlk başta 3 kişiye, 5 kişiye derken şimdi yüzlerce kişi, hatta topladığımızda 22 yıl içerisinde binlerce kişinin hayatına dokundum. Doğru pozisyonda görev almalarına, hedeflerine, kazandıkları paralarına, gelecekte yapacakları işlere ve en önceliğim çalıştığım ortamların huzurlu, keyifli olmasını sağlamak her şeyden önceliğim oldu. Yani ay önce satış çok satalım, kendimi göstereyim, ispatlayayım, başarılıyım. Bu asla olmadı. İlk günden beri olmadı. İlk yöneticim medikal müdür olarak başlamıştım biliyorsunuz Novartis'te. İlk yöneticim medikal direktörü bana şey demişti. Su gibi boş bulduğun yere ak demişti. Yani ben medikal müdürüm, bu konudan sorumluyum, gerisi beni ilgilendirmez diye değil. Yani iş hayatını gerçekten hem okul gibi gördüm, yaptığım her işte öğrendim. Bu benim işim değil, onun işi diye değil. Birisi bana bir şey istediyse, rica ettiyse, bu benim işim olmasa bile ona çözüm sağlamak için elimden geleni yaptım ve bunu yaparken aslında hem kendimi öğrendim hem de etrafım tarafından takdir edildiğim için aslında bugünkü koltuğa gelmeme de vesile oldu. Yani hiçbir zaman bir işten sorumlu olayım olmayayım kaçmadım. Tabii ki empati çok önemliydi. Satış ekibi, pazarlama, medikal, birbirimizi anlayarak ve bir harmoni içinde birlikte çalışmak, tek bir kalple çalışmak gene çok öncelikli oldu. Hangi pozisyonda olursam olayım. Madalyonun belki medikalindeydim, belki pazarlamasındaydım, belki satışta. Ama hep diğer tarafta nasıl düşünür, ne bekler, ona göre çalıştığım için hep böyle iyi bir takım arkadaşı oldum ve sonra da iyi bir yönetici olduğumu düşünüyorum. Temelde çok insana yardım edebildiğimi, bundan da büyük mutluluk duyduğumu düşünüyorum. Yani hem okul gibi öğrenerek çalıştım hem de bir hobiymiş gibi eğlenerek çalıştım. Yani zorunluluktan çalışmış gibi hissetmedim. Tabii ki bir maddi kazancımız, hayatımızı idame etmek için faydaları olduğu çalıştığımız iş yerinin, primerde o yüzden çalışıyoruz ama keyif alarak çalışmak ve öğrenmekten zevk almak, bunlar birlikte olunca herhalde bu 22 yıl nasıl geçti gerçekten bilmiyorum. Su gibi geçti benim için. Burada aslında biraz bahsetmiş gibi oldunuz ama bir işe bir insanı alırken, istihdam ederken hangi özelliklerini öncelersiniz? Yani neye bakarsınız? Benim için iletişim çok önemli. Dediğim gibi takım ruhuna, birlikte çalışmaya özellikle bizim sektör çok çok öncelikli. Birisi diyelim ki süper zeki, en iyi okullardan mezun, genius, CV'sinden anlıyorsunuz. Ama böyle mülakatta da ukala ben. Benim çalıştığım ekiplerde ben olmaz, biz olur. Tek başına başarı olmaz. Dolayısıyla İstediği kadar akıllı, yetkin olsun, eğer iletişimde bir sorun yaşayacağımızı anladığımız kişileri çok ekibe almak istemem. Çünkü bu iş modeli tek bir kişinin başarısıyla kurgulanabilecek bir iş modeli değil. Çok farklı departmanların sinerjik, keyifle, huzurla, yaratıcı bir şekilde çalışmasıyla gidilebilecek bir iş modeli. O yüzden evet okuluna bakarım ama kesinlikle birinci önceliğim daha İngilizce biliyor mudur diye bakarım. Çünkü bizim gibi uluslararası firmalarda İngilizce önemli. Yani pozisyona göre tabii ki değişir evet. Ama yönetici düzeyinde veya pazarlama diye baktığımızda hani belli bir hani okulu tabii ki çok uzun yıllarda bitirememiş, işte böyle hani çok anlamlı ismi olan okulları kazanamamış birisinde aslında çalışmayı çok sevmediğini veya çok zeki olmadığını da düşünebiliyor da olabiliriz. Ama o mülakat sırasında pozitif yaklaşımı, güler yüzlü olması, kendinden emin olması, hevesli olması,
abartmadan kendini doğal bir şekilde ifade ediyor olması ve hani önceki tecrübelerini doğru bir şekilde aktarması, hani o firmadan o firmaya atlamaktansa bir, en azından önceki firmalarda da başarısını ispatladığı, bazen terfi olur, bazen çeşitli sorumluluklar olur, bunları iyi bir şekilde ifade etmesi öncelikli seçim kriterlerimizden oluyor. Bir de ben bu söyleşilerde sevgili yönetici dostlarımızla konuşurken şöyle bir şeyi not ettim zihnime. Onu da hem paylaşayım hem de sizin fikrinizi almış olayım. Bir, merak duygusu hayata ve gelişmelere dair. İki de öğrenmeye olan açıklık, isteklilik hali. Bunlar da benim gördüğüm, yani zaten ben de hani ekibe birini dahil ettiğim zaman bunlara çok bakarım. Bir taraftan da öne çıkıyor. Yani sizin söylediklerinizi belki başka türlü de ifade etmiş oldum. Türkiye'de uzun seneler çalıştınız. Ardından bir Rusya macerası var. Başka bir kültür sonuçta. Farklı bir coğrafya. Rusya nasıl geçti? Ne öğretti size? Ya da nasıl bir takım böyle meydan okumalar vardı orada? Evet. Yani gene bugün bu koltuktaysam Rusya'daki tecrübemin çok anlamlı katkısı olduğunu düşünüyorum. Aslında eşimin işi nedeniyle ben istifa ederek, etmek zorunda kalarak ayrılmıştım ve Rusya'ya yerleşmiştim. Çünkü 3 yaşında kızımız vardı. İş mi, eş mi, eş aile dedim ve çok keyif aldım, çok sevdiğim firmamdan ayrılarak Rusya'ya gittim. Ama buradaki Türkiye'deki yöneticilerim Rusya'daki ilgili firmanın yöneticilerine yazarak, ailesel nedenlerle geliyor ama bir pozisyonunuz hani varsa değerlendirin, mutlaka size katkısı olacak. Hatta döndüklerinde de biz gene aynı firmamıza, ailemize katmak isteriz gibi gerçekten güçlü referanslarla Rusya'da da ben de hemen gittiğimin ikinci, üçüncü ayında çalışmaya başladım. Hayatımın en zor zamanlarıydı iş anlamında. Çünkü yaklaşık 500 kişilik bir ekip, Rus olmayan iki kişi vardı. Biri ben, biri de finans direktörü. Ve pazarlama bile hani çok İngilizce konuşmayı sevmiyordu. Çünkü gerek görmüyorlar, pratikleri yoktu, çekiniyorlardı. Ve ilk başta bana hani uzaylı gibi davrandılar. İngilizce konuşmamak adına hani kimse benimle iletişime geçmiyordu. İlk günler herhalde yakında beni kovarlar diye düşünüyordum. Yani bir işe yaramayacağım herhalde ki burada ne yapacağım. Sonra dedim ki ya onlar kovana kadar dayanayım bari. En azından İngilizce pratiğimi yapıyorum. Çünkü ben de her ne kadar Anadolu Lisesi İngilizce tıp mezunu olsam da konuşma pratiği ayrı bir şey ve onu ilk defa ben aslında Rusya'da yaşamış oldum iş hayatımda. Dolayısıyla hani bekleyeyim derken gene kader. Doğum izni çıkan birisinin yerine geçici olarak bakmamı istediler. Hatta dediler ki o daha izne bile çıkmamıştı. Hamile olduğu için Singapur'a gidemeyecek sunuma. Onun yerine git ve onun sunumunu yap. Şimdi zaten Rusya'ya gelmişim 3 ay olmuş, firmaya girmişim 1 ay olmuş, ilaçlar farklı, yani Türkiye'deki ilaçlardan farklı. Rusya deseniz her bölgesi ayrı bir ülke. Bakanlıkları bile, geri ödeme sistemleri bile her bölgenin farklı. Bir tarafta sabahken öbür taraf akşam. Yani bence dünyanın en komplike ülkelerinden bir tanesi. Ürün grubu da çok alışık olmadığım bir grup ama kendi kendime o sunuma hani birazcık da etraftan destek alarak nasıl o kişi de doğum izniyle çıkacak ve sunuma gitmeyeceği için çok da yardım ettiğini söyleyemeyeceğim. Kendi kendime sunuma hazırlandım ve Singapur'a gittim. Yani çok net söylüyorum, kaç yıllık artık 20-30 yıllık iş hayatımda hayatımın halen en kötü günüdür Singapur'da yaşadığım business review, yani yaptığım sunum. Çünkü gittiğimde o ürün grubunun performansı düşüyordu ve ülkenin bir numaralı ürünüydü. Dolayısıyla da direktörün de haberi yokmuş. Ona da söylememişler o güne kadar. Sunumu beklemişler. Duyunca şok oldu. Nasıl yani bu ürün nasıl bu kadar 3 ayda kan kaybeder de işte böyle olur ne oldu? Şimdi sunumu ben yapıyorum. Ama tabii ki ben zaten Rusya'da bile yok. Biliyor onu da direktör de biliyor. Fakat ısrarla bana soruyordu. İşte niye oldu bu ne oldu onu ne yaptınız bu ne yaptınız? Ben de hani şimdi bildiği için tekrar ben sadece başkasının sunumunu yapıyorum demiyorum tabii ki. Elim bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışıyorum. Ama mesela bilmiyorum bunu dediğimde diyor ki ara veriyoruz o zaman. Git Rusya'ya telefon et. Singapur'dayız. Git Rusya'ya telefon et. Bunun cevabını öğren. Ondan sonra geri döneceğiz, devam edeceğiz.
Aslında başka ekipler de vardı. Bir gün boyunca sadece ben ara vere vere Rusya'yı arayıp ne var ne yok onun sonuçlarını ve çoğunun da öğrenemeyerekten geri dönüp kimse bilmiyor diyerekten. Ben bunu öğreneceğim, sonra getireceğim, gideceğim falan diyerekten. Yani o gün hani o gece hiç uyuyamadım. Yani bu bir işkence dedim. Hani bunu ben yaşamalıyım mı? Yoksa Rusya'da bir ekspat hayatı yaşayıp kızımı mı büyütmeliyim? Ne yapmalıyım mı? Gerçekten gittim geldim Singapur'un o gökdeleninde düşündüm. Ve hani o gün tabii ki karar vermedim ama biraz da zaman geçip Rusya'ya dönüp sorduğu soruları tek tek dışarı cevaplarını kendim bulup da çıkarttığım zaman aslında o sorduğu soruların ne kadar yerinde olduğunu ve bugüne kadar onlara bakılmadığı için o ilacın o kadar kan kaybettiğini fark edip sonra onların cevaplarını ve önerilerimi çıkarttım ve genel müdüre gittim. Dedim ki yani çok kötüydü. Aslında tabii orada da bana söylüyor ama aslında genel müdür sen işit diyor yani. O biliyor orada mesajın kime gittiğini. Ama tabii ki sahnede olan kişi olarak en çok ben etkilendim orada. Sonra geldim genel müdüre dedim ki hani bunları sormuştu. Aslında bunların yanıtı bunlar burada haklı. Burayı da aslında bu ürüne yeterli önem vermemiş. Ekip diğer ürünü çalışmış vesaire diye çıkarttım. Bunu böyle mi yapsak böyle mi yapsak. Böyle gidince de genel müdür dedi ki bak sen iyice bu konuya adapte oldun. Diğer daha önce yaptığım da business development gibi bir şeydi. Hiç de kimsenin konuşmadığı. Dolayısıyla dedi ki sen gel dedi bu ekibin başına geç. Nasılsa o arkadaş doğum iznine çıkacak işte 3-5 ay. O sürede hem bunları yap hem de bir işe yara dedi. Tamam dedim ben de. Başladım o değişiklikleri yapmaya. Pazarlamanın yapısını değiştirdim. Aktiviteleri değiştirdim. Ve zaten Rusya'da öyle 3-5 ayda doğum iznine çıkılmıyor. 2,5 yıl dönmedi o kişi. Ben aldım o ekibi, hem o ürünü tekrardan büyüme trendine soktuk. Dışarıdan ödüller aldı, en iyi relansman ödülünü işte doktorlar tarafından alındı vesaire. Sonra bir gün bir haber geldi. O çalıştığım firma, Abbott'taydım o zaman. Abbott'ta 30 bin kişi kadar bir firma ve yılda en fazla 1-2 kişiye verilen Abbott Dünya Başkanı ödülü var, Abbott President Award. Ve öğrendim ki beni o gün hayatımın en kötü gününü yaşatan o regional director beni bireysel olarak Abbott President ödülüne hani 1,5 yıl sonra nomine etmiş. Çünkü bir Türk kızı, bir Türk kadını olarak böyle bir ortamda 250 tane Rus saha ekibini ki çoğu İngilizce bilmiyor. Ben işte çatpat Rusça konuşuyorum. Tam bir turnaround yapıp bize üstelik de Abbott Solvay birleşme dönemiydi. Ayrıca bir integrasyonu da geçiriyorduk. Başarılı sonuçlar almamdan dolayı işte revitalizasyon projesiyle nomine etmiş ve o ödülü aldım. Hani en gurur aldığım ödüllerden bir tanesiydi. Ve çok şey öğrendim. Yani o günlerden aklımda kalan şey eğer bir şey sizi öldürmüyorsa güçlendiriyor. O gün pes edebilirdim, etmedim, devam ettim ve ondan sonra da gerçekten hiçbir güçlük beni yıldırmadı. Hep olayların bunu da hallederiz, bunu da mutlaka bir çözüm yolu buluruz bakış açısıyla. Ve her problem bir fırsattır işte o da hem çapadan öğrendiğim hem de burada yaşadığım şeylerden dolayı. Her problem bir fırsattır diyerekten problemlerden yılmadan daha da güçlü kalka kalka. 6 yıl Rusya'da 4 kere terfi aldım. Bunun bir yılı da regional bir pozisyondu. Singapur, Hindistan, Çin'i de kapsayan bol bol seyahatli. Orada da ayrı bir kısım gelişti. Eşime hatta şöyle takılıyorum. Sen işte 6 yıl boyunca aynı işi yaptın orada. İşte genel müdürdü tabii. Ama ben sayende geldiğim Rusya'da 6 yılda 4 kere terfi aldım. Ve yani gerçekten bugün genel müdürsem bence Rusya'da edindiğim tecrübenin rolü çok çok büyük. Çok güzel hikayemiş. Yani pes etmemek, konuyu anlamak, onun peşinden gitmek, devam ettirmek. Üstelik bunu bir de kimse seni motive etmezken yapmak. Yani farkında bile değiller kendi aslında. Kendimizi motive onunla edeceğiz orada da. Evet, o self motivation da çok kıymetli bir şey. Peki biraz böyle business'tan azıcık çıkalım. Sonra tekrar gireriz gerekirse. Kitaplarla aranız nasıl? Yok. Açıkçası hani evet gençken çok okurdum ama son yıllarda dinliyorum. Çünkü tamam, yani. Gözlerim
Format Çok... değişti sonuçta. Sesli kitap diye bir gerçek var. Evet. Şimdi gene bu multitask'a gireceğim. Gerçekten biraz iş odaklı da bir insanım. Hani her yere de yetişim istiyorum. Bir de çok dönüşüm ve değişim de yönettim. En son şu anki firmamda da önce farklı bir gruptan sorumluydum. Sonra diğer grup oldu. Transformation. Hani biraz o hani iş hayat dengem çok da dengeli olmadı aslında son 6 yıldır. Ama keyif alarak hani ilerledim. Ve multitask'ım derken gerçekten akşamları şöyle oluyor. Spordan da vazgeçmek istemiyorum. İşte akşam televizyonu da çok seviyorum. Yani bana Netflix'te dizi sorarsanız size daha çok öneri yapabilirim kitaptan. Onu da açık Bunu da açık alalım. Söyleyeyim. Bir tane de dizi önerisi alalım sohbetin sonunda. Dolayısıyla koşu bandında yürüyüş yaparken dizi izliyorum. Ve hani eşimle sohbet ederken kızımın ödevlerine yardımcı olup işte sorularına arada da mail cevaplıyorum. Hani böyle Onlar oluyor. da O yüzden koşu bandına mı çıkıyorlar? Yanınızda onlar olabilir. yanımdaki koşu bandı salonda. Onlar da koltuktalar bir televizyon seyrediyor. Bir anne bu ne falan diye. Zaten salonumuzda her şey var koşu bandı, bisiklet. Aynı anda birkaç işi yapabilmek adına sınırlı süremizde. O yüzden de hani veya dışarıda yürüdüğüm zaman özellikle kitap dinleme konularına giriyorum. Kitap ama daha çok da biyografi okumayı seviyorum. Yani insanları tanımak hani aslında o hayatlarını dinlediğimizde onların da ne kadar zorlukları aşıp başardıklarını dinlemek çok hoşuma gidiyor. O yüzden hani o dönemde hangi ünlünün kitabı popülerse ve ses dinleyebileceğim formattaysa onları dinlemeye çalışıyorum. Ama öyle hani şu kitaptan çok etkilendim dediğimde bir kitap öneremeyeceğim. Yani aklıma gelen bir şey yok açıkçası. Peki dijitalle yani uygulamalarla aranız nasıl? Yani cep telefonumuzda bir sürü uygulama var. Kimisi hayatı hızlandırıyor, kimi kolaylaştırıyor, kimisi iş yaşamını destekliyor, kimisi hobi ya da oyun. Onlarla aranız nasıldır? Application dünyası. Çok iyi değil. Yani telefondan olabildiğince gene uzak olmaya çalışıyorum. Mesela sosyal medyaya bile çok zor ve hani mecburiyetten girdim gibi işim nedeniyle. Yani çünkü biraz kişilerin hani özel hayatı da özelinde kalsın, benimki bende kalsın, başkalarının başkasında kalsın ama bizim işimizde de çok önemli. Özellikle dermokozmetikte orası ayrı bir dünya. Biraz hani zorlamayla girdim. Hatta ekip arkadaşlarım Hande Hanım hadi bunu da paylaşın, bunu da ne olur paylaşın. Bu çok önemliydi. Biraz böyleyim. Biraz teknoloji aslında çok da yakın birisi değilim. Ama WhatsApp çok kullanıyorum. Yani hızlı aksiyon almak adına farklı farklı gruplarımız var. İşte yönetim grubu, pazarlama grubu, mesela Hacettepe grubu, Çapa grubu. Yani WhatsApp bence önemli. Yani çünkü çoğu zaman toplantıda oluyoruz ama bir şekilde yani günün toplantıda olmadığım zamanlar telefon edip iş yapmaya çalışsam ben günde 24 saat non-stop çalışmam lazım ama aynı anda gene birkaç iş yapabilmek adına belki bazı toplantıyız ama o sırada önemli acil bir şey var. Hemen mesajlaşıp grup içinde align olmak adına en çok kullandığım uygulamanın hani WhatsApp olduğunu söyleyeceğim. Onun dışında sosyal medyalarda bile maalesef diyorum hani kaçınılmaz bir gerçek oraların etkisini çok olduğunu söyleyemem. Yani öyle spesifik takip ettiğim bir aplikasyonum da yok. Hani kitap dinleme var dediğim gibi onu oradan bir seçiyorum. Yandan bildiğim kadarıyla da şarkı söylemeyi seviyorsunuz. O ayrı. Onun böyle televizyon programı gibi size şarkı söyletmeyeceğim tabii ama yine birazcık sohbetini yapalım isterim. Nereden geliyor bu şarkı, müzik merakı? Yani annemin de sesi güzeldir. Benim de güzel olduğunu düşünüyorum. Yani öyle söylüyorlar en azından. Şarkı söylemek ruhumu beni çok dinlendiriyor. Bazen hani dinlemek de, müzik dinlemek de böyle sesi çok güzel olan ve Whitney Houston, Celine Dion falan dinlediğim zaman o an dünyadan kopuyorum. Ya bunlar ne kadar özel sesler. Böyle bir sesim olsa başka hiçbir şey istemem diye. Hani bir tek şey istersen böyle bir mucize. Sesimin onlar gibi olmasını isterdim. Yani o kadar etkileniyorum onları dinlediğim zaman. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Hani doktor olmasam, burada olmasam ne olmak isterdim? Şarkıcı olmak çok isterdim. Çünkü sahne alıp böyle insanları mutlu edecek, memnun edecek bir seslendirmeyle şarkı söylemek herhalde en büyük gururum olurdu. Tabii ki bunun eksikliğini de yaşayamamak adına hep böyle sektörde bizim biliyorsunuz dönem toplantılar oluyor. Bütün ekibin toplandığı. Yani işte 22 yıldır
sektördeysem, yılda iki toplantıdan 40 dönem toplantısına katıldıysam, inanın 30'unda sahnede şarkı söylemişimdir. Ya kendim hani söylemişimdir, ama daha çok da ekiplerimle söylemişizdir. Ve genelde de hani ya firmanın adını, ya ürün müdürüysem ürünün adına, işte genel müdürsem veya direktörlerdeysem firmanın adına böyle sözlerini değiştirerek bilindik şarkıları, şarkılar yapmışızdır. Hani Rusya'da bile, Rusça şarkı bile seslendirdim. Hani önce bir şok oldu Ruslar, nasıl yani, niye biz şarkı söylüyoruz, ne yapacağız? Onların böyle çok bilindik, sevdik memoriyle, sevdikleri bir şarkını adapte ettik ve Rusça şarkı söyledik. Yani benim o zamanki direktörüm de böyle Rus askeri gibi böyle hiç gülümsemeyen birisiydi. O bile çıkıp şarkı söyledi, sonra hoşuna gitti de hani gururla da sonra söyledi. Bunlar çok kalıcı güzel anılar oluyor. Yani yaptığımız pek çok iş toplantısının kimle ne için yaptığınızı bile hatırlamıyorsunuz, ama o şarkılar, o firmalardaki yaşadığımız o şarkılar gerçekten güzel anı oluyor. Bunun en sonuncusunda bu sene 60. yılımızda Pierre Fabre için yaptık. Tüm dünyada 60. yıl kutlanıyordu ve hani herkes de hangi ülke daha güzel kutluyor diye böyle ülkeler arasında da yarış vardı. Tabii benim hemen aklıma gelen bu 60. yıl özel bir şarkı olmalı. Yine ekibimde çok kabiliyetli bir arkadaşım var. Çok güzel şarkı sözü yazıyor. Ben söylüyorum, o yazıyor. Yani inanamazsınız, böyle profesyonel bir şarkı sözü bu kadar güzel firmanın kültürüne, önceliklerine, ürünlerine adapte olacak şekilde tabii. Ve biz bunu İngilizce yaptık. We Are The World, We Are The Children şarkısını, We Are Pierre Fabre, We Are A Family diye nakarat kısmı, ama içeriğinde aslında bu 60 yıldır hani insana, doğaya katkısı, işte sloganları hepsini koyduk. Ve seslendirmeyi de ben tabii ki hani ses güzel çıksın diye stüdyoda arka planda ben söylüyorum, ama tüm şirket olarak dönem toplantımız vardı Eylül ayında. Pandemiden sonra ilk kez toplanmıştık. Zaten herkes birbirini çok özlemişti. Böyle orada hep beraber bahçede hep birlikte söyledik. Orada tabii ki bütün dönem toplantısından görüntüler de vardı. 60. yıl kutlamalarımız, işte pasta kesişimiz, dans edişlerimiz. Bundan bir video klip yapıldı ve bunu işte Eylül ayında Dünya Başkanımız geldi ilk kez gene Türkiye'ye. Ona sürpriz olarak ilk ona gösterdim. Gerçekten hani neredeyse ağlayacaktı. Bir de Fransızlar hiç alışkın değiller böyle şeylere. Hani hem klibin samimiyetinden, insanların bağlılığından, şirkete söylemesinden, hem şarkının sözlerinden, hem benim sesimden oldukça etkilendiler. Ve hani bunu işte şeydir, bizim bir iç portföy var, böyle hani herkesin paylaştığı. Önemli projeleri, başarıları oraya mutlaka paylaşınızdır. Orada paylaştık. Dünyada ünlü olduk. Tabii herkes böyle altına yorumlar yazıyor. Vav, vav, işte muhteşem, muhteşem diye böyle tüm dünyadan, farklı ülkelerden çok güzel yorumlar geldi. Hatta şey dedi global ekip iletişimden sorumlulukçular. Biz bunu Pierre Fabre'nin global web sitesine koyalım. Hani 60. yıl olarak herkes dinlesin. Hani firmayı da çok güzel anlatıyor çünkü. Ama şey dedik ya, Michael Jackson araştırdık, Michael Jackson'a aitmiş şarkının telif hakları. Bir de hani ya bir çok para vermemiz lazım ya da hani ceza yememiz gerekir diye. Yok, onu koyamayız, bu bizim içimizde bir hatıra olarak kalsın dedik, öyle duruyor. Yani ve inanın gene bu şarkı tabii ki benim sesimden çok Türkiye'deki ekibin işte şirkete bağlılığını, bir arada olmasını hani... Onu da çok farklı. Ben bunu genel müdür olarak anlatsam, ekibim şöyle böyle mutlu, keyifli, huzurlu vezer. Bunu orada o şarkıda, klipte hissettiği kadar kimse hissedemezdi. Böyle böyle avantajları da oluyor şarkı söylemenin. Şu anda Pierre Fabre'nin en ünlü genel müdürüyüm, onu söyleyebilirim yani. Harika. Başka ülkelerden sahne almaya çağıracaklar yakında sizi. Yok. Toplantımız var. Gelir misiniz? Bize eşlik eder misiniz diye. Peki yavaş yavaş artık sona doğru geliyoruz. Hayatınız boyunca, bu bir format sorusu, yapmaktan hiç vazgeçmeyeceğiniz şey nedir? Yani bunu kendi kendinize tartmışsınızdır mutlaka. Nedir bu? Şimdi tabii ki insanoğlu olarak sürekli insanlarla beraberiz. Sevgi çok güzel. Yani ben hayvanları çok severim, insanları çok severim. Zaten hani bugüne kadar yaptığım her şeyi mutlu yapmamın sebebi bu. İnsana dokunması. Evet, sevgi çok önemli, ama bence saygı en az sevgi kadar, hatta belki daha da önemli. Çünkü
Bazen bazı şeyleri sevmeyebilirsiniz, hayvanları da sevmeyebilirsiniz, çalıştığınız insanları da sevmeyebilirsiniz. Farklı kişilikler var ama saygı olmak zorunda. O yüzden ben hani insana saygı asla vazgeçmeyeceğim. Titri ne olursa olsun, ne iş yapıyorsa olsun, high performer, low performer hiç fark etmez. Dolayısıyla benim için hiç vazgeçmeyeceğim şey iletişimde olduğum herkese, akrabam, arkadaşım, eşim, kızım, saygı, insana saygı. Ama bu en son firmamda doğaya saygının da çok önemli olduğunu gördüm. O yüzden artık benim hani sloganım insana ve doğaya saygı. Özellikle de bu yaşadığımız bunca doğa olayları sonrasında da insana ve doğaya saygı diyebilirim kısaca. Çok büyük bir felaket yaşadık. Hani siz konusunu açtınız. Bu programı da depremden birkaç hafta sonra yapıyoruz. Bu size neyi hissettirdi? Yani bunu da gündemde tutmak adına bu söyleşimiz yıllarca kalacak kanalımızda. Ne hissettirdi? Yani bir şey dönüştürdü mü? Gerçekten toplumda böyle bir beklenti var ya, artık bu bir dönüşüm yaratsın. Bu bir yeniden farklı bir kültürel bakış açısını doğursun. Bilime olan inancımızı, saygımızı, az evvel saygıdan bahsettiniz. Ve bunu uygulama şeklimizi dileriz dönüştürsün ki bu tür felaketler bu kadar büyük acılarla bir daha yaşanmasın diye bir genel bir kanı var. Sizde bir etkisi nasıl oldu bunun? Yani duygusal ya da eylemsel soruyorum bunu. Hani ne düşünüyorsunuz? Öncelikle milletimiz olarak tekrardan başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Bir de İzmit depremini de yaşayan, ailemle birlikte yaşayan birisi olarak aslında orada olmasak bile hepimiz tekrar o günlere döndük. Benim ilk düşündüğüm oralarda çalışan ve yaşayan 10 tane ekip arkadaşımdı. Başka hiçbir şey düşünmeyip öncelikle hani onların çok şükür ki hani yaşadığını öğrenmek en büyük avuntum oldu. Ama diğer taraftan da on binlerce vatandaşımızı kaybettik. Ama burada gene şunu gördük. Yani bu doğa felaketleri olacak, oldu, olmaya devam edecek. Ama burada çoğu zaman da gördüğümüz şey maalesef doğa değil insan. Yani tam fay hattında iki tane bina var. Teki kağıt olmuş, teki sapasağlam duruyor. Benzerini biz Gölcük depreminde de yaşadık. Çünkü benim dayımların apartmanı Gölcük'teki o donanmanın yanındaki apartmanda. Hani tam depremin merkez üssü. Ve o bina yıkılmadı. Çok şükür dayımlar da içindeydi ve yıkılmadı. Yani dolayısıyla deprem öldürmüyor maalesef. İnsan hatası öldürüyor. Güvenli olmayan binalar öldürüyor. O yüzden hani hep konuşuyoruz ama bu deprem sonrası bir kere daha ben özellikle de İstanbul'da yaşayan büyük bir ekibimiz olduğu için hani tekrardan ofisimizin hani depremle ilgili analizini ekiple paylaşıp hani rahatlattıktan sonra ve her birine tek tek rica ettim. Lütfen evinizin sağlam olduğunu kontrol edin. Çünkü bu depremde şunu daha çok gördük. Yeni yapılan evler daha çok yıkıldı. Yani yeni daha 7 aylık evin bile yıkıldığına şahit olduk. Dolayısıyla yeni ev eşittir güvenli ev demek değil. Fay hattında olur, riskli bölge olur, risksiz bölge olur ama ev sağlam olmayınca maalesef bulunduğu yer çok da fark etmiyor. Dolayısıyla herkese rica ettim lütfen işte çeşitli çalışmalar da var, riskli alanlar, risksiz alanlar ama bence gene önemli olan evin sağlamlığı. Hani kendi kardeşim, kendi ailem de dahil olmak üzere lütfen bir kere daha kontrol edelim evlerimizin güvenli olduğunu. Bu önemli. Bir tarafta da çocuklarımızı eğitmek, hem psikolojilerini destek olarak hem deprem anında ne yapılması gerekli. Bunun için de tekrar bir hatırlaması için vesile oldu. Umarım tekrar yaşamayız ama 10 yıl içinde olmasa 20 yıl, 50 yıl, 100 yıl bir dönem olacak. O yüzden de tedbirimizi elden bırakmadan özellikle de binaları yaparken çok tedbirli olmak çok önemli. Hastanelerin yıkılması yani bunlar insanın aklının almadığı şeyler. Evet. Ve maalesef 99 depreminde ben Çapa'da çalışıyordum. Yani orada da hasarlar vardı ve hani hala taşınamadı Çapa. Umuyorum en kısa zamanda taşınır. Yani orasında maalesef hani taşınma planları var. Bunların hızlanmasını diliyorum. Taşınma planlarının işte deprem olmasa hani o kadar okul boşaltılmayacaktı İstanbul'da. Hani siz de gördünüz.
Yani deprem olmasını beklemeden bu tedbirleri almak. Unutmayalım, gene unutmayalım zaman geçtikçe. En büyük dileğim bu. Teşekkürler. Hande Hanımcığım, süremizin sonuna geldik. Ben sizi yıllardır tanıyorum. Pek çok ortamda da bulunduk. Ama bu sohbet söyleşi sırasında ne kadar zarif, ne kadar ince, ne kadar düşünceli, pozitif bir insan olduğunuzu tekrar görmüş oldum. Öncelikle çok teşekkür ederim. Hiç yapmam, hep yaparıma katıldığınız için. Umuyorum ve tahmin ediyorum ki bu söyleşiyi, bu sohbeti izleyen insanlar da hem ilham alacaklar hem sizi daha iyi tanımış olacaklar. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ben de bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi tanıdığım için çok mutluyum. Değerli dostlar, bir hiç yapmam, hep yaparımın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Pierre Fabre Türkiye'nin genel müdürü Hande Demirdere'ydi. Umuyorum biraz uzun bir söyleşi oldu formatımız itibariyle ama o kadar güzel aktı ki hiçbir şekilde kısaltmak ya da kesmek istemedim sözünü. Dolayısıyla bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Aşağıya yorumlar kısmına da düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Sevgiler. Thank you.